Gelinimizin siyah beyaz mutfağı modern bir tarza sahip. Beyaz ahşap yemek masasıyla plastik ve metal sandalyelerin birlikte kullanılması farklı materyallerden dolayı hoş görünmüyor. Stor perdeler renk ve tarz olarak mutfakla uyumlu. Bakalım gelinlerimiz de aynı fikirde mi? Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun eleştirin bakalım. Öncelikle ben başlamak istiyorum. Dün İkra Hanım'da gördüğümüz gibi raflar yine burada da var. Evet. Evet, biraz karışık duruyor. Evet. Hatta fazlasıyla. Evet. Karışık. Bir de şurada da var galiba tezgah üstü. Orada raf yok. Raf nerede? Şurada bak mesela bardaklar var. O raflık değil. İki tane kupamı, isimli olan kupamı oraya astım. Bütün kupalarımı yaymadım. Tamam, şimdi bardak olduğu için o da rafa giriyor. Çiçek de var ayrıca. O altında da kavanozlar var. Çiçek yani bitki daha ne olsun? Yeşillik, yeşillenelim çok yani. Çok fazla. Yağdanlıklar falan. Salona nasıl şamdanı vesaire koyuyorsak benim de mutfakta bir yaşam alanı. Oraya koymuşum çiçeğimi, bitkimi, canlı bitkimi. Bunlar benim için dekor. Tamam, orada çiçek var. Burada da çiçek var. Ayrıca orada kesme tahtası. O kesme tahtasını kullanmıyorum. O kesme tahtası ya da sunum. Çay var, kahve var işte vesaire. Orası çok kalabalık duruyor. Evet, Müge konuşmak için konuştu. Evet, şu an konuşuyorum. Evet. Çünkü konuşulacak bir şey olduğu için konuşuyorum. Kesme tahtayı Elif sen sanki evet, beni sana eleştirmiştin. Hayır, eleştirmedim. Sözümü de kesmeseydin ben bu arada. Bende de var dedim. Sen Elif'sin evet, demişim. Ben öyle hatırlıyorum. Rengini söyledim. Ha, yanlış hatırlıyorum o zaman. Ya benim için kötü bir görüntü değil. Ben de seviyorum masa sevdiğimde. Evet, kesinlikle yani yeni modern evlerde evet, bir tarz evet. oluyor. Yani şu süsü yani şu şişeyi, bardakları sen bu evde gördüğüne bence dua etmelisin. Yani şu modernliği bir daha göremeyeceksin bence. Bence Semra Hanım beğendiğine göre Semra Hanım kendini yakın buluyor bu tarzda. Evet. Evet. O kötü bence. Bir şey bence. Bulmalı da. Şurada da var. Mesela ne var? Temizleme malzemesi falan. Hepsi ahşap. Kötü duruyor. Ahşap yani, nerede? Orada bir tane yani ahşap gösterir misin? Yani çok boğmuş. Şurada bir tane ahşap alabilir miyim tamam, elime? Tamam, bu ahşap o bence mi? Ahşap rengi değil mi şu? Elif o ne? Canım bu dekor. Dekor için kullanılıyor. Çok değişik adı. Evet. Değişik bir şey. Evet, senin süpürgen galiba. Senin süpürgen. Ben şurada o dekor için kullanılıyor. Ceviz görüyorum. Evet. Seviyorsun. Evet, cevizi çok seviyorum. Ceviz neden orada duruyor açıkta? Ceviz zaten kapalı canım. Yani içini yiyoruz. Zaten hayır, onları... Neden orada kalabalık yapmışsın? Zaten orada bir kalabalıklık var. Neden orada oranın ceviz var? Allah aşkına bana bir tane kalabalık söyler misiniz? Çayım var, kahvem var, granolam var ki her sabah tüketiyorum. Yağım var, zeytinyağım var. Diğerlerinde ne var orada pardon? Ceviz de yani olabilir bence deterjan mı koysaydı? Ahşap olduğu için tatlım galiba çok kalabalık. Ama senin de tuzun açık duruyordu. Ceviz evet, ama kalabalık değildi var. En azından. En azından kalabalık değildi. Senin sadeydi. Çok boştu. Masa üstünde sen de benim evime kullanmışsın. Evet, evet orada ve orada. Ya evet. Normalde de böyle kızlar. Sizin için bir değişiklik yapmadım yani. Bu şekilde. Ben bu görüntüyü seviyorum. Kesinlikle kendi evinde, ben de kendi çok evinde seviyorum. De vardı. Çok gözüme, modern duruyor. Gözüme batmadı o yüzden. Evet. Beğendim. Dün benim evime çok karışık olduğunuzu söylediniz. Ya senin renklerin bakar mısın halıma? Halı mı? Ay halı mı? Halı mı? Halı mı? Halı mı? Halı mı? Halı mı? Evet, ofis halısı gibi. Böyle yola serpilen halılar gibi. Gerçekten hiç gitmemiş tamam, buraya. Tamam, sandalyelerin ne olabilir? Sandalyelerin çok plan. Çay bahçesi ne oluyor ya? Ay çok sayın şu an. Bir daha böyle bir mutfak görürseniz fotoğraf atın değiştireyim. Çay bahçesi oluyor ya aynı. O sandalyede. Senin de neydi? Oturma odası salon masasını koymuşsun mutfağa. Mutfak salon neden arkadaşlar? Sen hayatında mutfak masası gördün mü acaba? Ben çok mutfak masası gördüm. Belli oluyor gördüm. Kesinlikle bu yansıtıyor. Senin masan... Belli oluyor tatlım. Zaten senin günün geçti. Seni neden konuşuyoruz? Sen açtın. Seni konuşmuyoruz. Bak ben diyorum ki... Beni dün, konuşalım. Evet dün arkadaşlar. Benim evime çok karışık dedin. Karışık. Burası da çok karışık. Evet bak, karışık. Bak tezgahın üstü kalabalık. Arkanızda bir şeyler var. Ben de benim karışık dedim. Çünkü halın... Çok desenliydi. Senin alın çok fazla. Desen nerede ya? Fayansı mı? Aynı renk. Nasıl ben? Fayansı mı? Aynı renk. Hayır canım. Kızım aynı renk değil. Mi? Halın lacivert gibi. Çok halını farklı ya, kullanabilirdim. Siz... Burada halın biraz göze batıyor. Halını hani ne kullanabilirdim? Tamam size dinleyeceğim. Bu üçüncü halı şey bu arada. İlki Jut'tu. Jut halıydı. Dördüncüyü de farklı bir model al. Bence de. Tamam, bu gerçekten söyleyin, hiç gitmemiş. Tamam ne alacağım mesela söyleyin. Mesela sandalyelerin çok plastik kalmış. Daha güzel ahşap sandalye alabilirdim. Beyaz ahşap sandalye. Tamam yani
Evet, böyle ahşap olabilir. Evet. Ama evet, evet ahşap olabilir. Evet tamam, doğruya doğru. Üstünü zaten ahşap yapmayı düşünüyorum. Aslında siyah da olabilir. Çünkü tezgahında siyahlar var. Hani evet, siyah da olabilir. Siyah sandalye de olabilir. Ya, ama halı kesinlikle olmamış. Fayanslarım, dolaplarım beyaz diye bunu da beyaz tercih ettim. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası mutfak. Ben burada tabii ki yani neye oturacağım, şeye mi oturacağım, altına mı oturayım? Ya tabii ki de sandalye oturacağım. Böyle bir sandalye. Evet, böyle bir sandalye değil. Burada rahat yemek yiyebiliyor musunuz? Evet, sen deneyebilirsin. Yok, senin aynandan daha rahat, emin ol. Daha iyi oturuyorsun. Kesinlikle. Ayakkabını da çıkar otur. Biraz da. Biraz çok dediği gibi duruyor. Hafif kalmış. Çok yani ucuz kalmış mutfağına. Evet. İkram mutfakta mutfak sandalyelerini çay bahçesi sandalyelerine benzetti. Yerinde bir tespitti. Gerçekten kalitesiz ve mutfağa yakışmayan bir sandalyeydi. Avizenin fiyatı nedir? Evde 3 tane o avizeden kullanıyorum. Üçünün de fiyatı 200. Yani üçünün toplam fiyatı. Halının fiyatını öğrenebilir miyiz? Onun fiyatı da 500 olması gerekiyor. Ben doğalgaz borunu çok beğendim öyle kapatmanı. Evet, çok güzel olmuş. Ama güzel duruyor gerçekten. Evet, ama güzel olmuş. Şey yapsaydın keşke, bunu biraz daha incelseydin. Ya istersen çıkarabilirsin, tam oluyor. Tam mı oluyor? Evet. Altta kağıtları var. Evet, açma kapama yeri. Yani evet, şeyden dolayı, kullanılan üründen dolayı biraz kalın duruyor. Evet, bakabilirsiniz. Evet. Tamam. İçini bence tam oturtuyor. Tamam, öyle kalabilir. Gitmez bu daha fazla. Ben yaparım. Evet kızlar, başka? Masanın, sandalyenin fiyatını öğrenebilir miyim? Yani sandalyelerin tek fiyatı 600 diye biliyorum. Tek ama fiyatı. Ben bu fiyatı almadım. Şu an fiyatı öyle. 600 lira sandalyenin evet, fiyatı. Evet, ben 2 yıl önce aldım. Hepsini sanırım 2000'e yakın fiyatta aldım ama şu an tek fiyatı 600'müş. Dördüncünün bence 600 lira. Yani şu an 600. Dörtlü olarak. İçecek bir sandalye. Hayır, sadece sandalye. 600. Evet. Bende de aynı sandalyeden vardı. Ben 600 almadım kızlar, yani mağaza fiyatını sandalye yapabilirim. 2 sene öncesine bakarak bile 2000 lira bu burası için evet. Bence fazla. Bence yani her fazla. Şey fiyatı artıyor, şimdi buna girmeyelim istersen. Ben store perdelerin fiyatını öğrenebilir miyim? Onlar güzel olmuş. Yakışmış buraya o evimin perdeleri. Bütün perdelerinin fiyatı 3,5 olması lazım. O da içerisinde bilmiyorum yani. Tekli bilmiyorum. Çok iyi. Eğer çok hepsini, iyi bütün ev. Evet, hepsi bütün dahilse çok sorular, iyi. Eşimin arkadaşıydı yapan kişi. O yüzden hepsi dahil. Hanımlar, yorumlarınız bittiyse çeyizi görmeye geçelim mi? Geçebiliriz. İkra mutfakta hiçbir şeyi beğenmedi. İkra'yı ben de haklı buluyorum. Ben de hiçbir şeyini beğenmedim.